sağ taraf. Özgür. Bu konsept tamamen şehre uyumlu olacak şekilde de bir tasarıma sahip bir makine olarak geliştirdik. Bu sınıfta da dünyadaki tek makine. Çevreci bir makine, %100 çevreci bir makine. 7 ton olması şehirde birçok hafriyat işlemini gerçekleştirmesi için özellikle seçildi. Lastikli olması da mobilite olması için, kendi kendine gidip şarj edebilsin. Aracın özellikle arka bölümüne konumlandırıldı. Yüksek voltaj bir iş güvenliği riski teşkil edebileceği düşünülerek yarın bir gün operatörün yapacağı bakım faaliyetlerinde oraya erişimi özellikle kısıtlandırdık. Oraya sadece yetkili servis erişebilecek şekilde bir lokasyonda piller konumlandırıldı. Bu pilin ve makinenin çalışmasını sağlayan bütün yazılımlar %100 yerli ve milli yazılımlar. Türkiye'de geliştirmiş yazılımlar. Aracımızın göre 7'de 1 oranında bir enerji tüketimi var. Oldukça verimli bir makine. 3,5 saatte normal şarj istasyonlarında, 1,5 saatte de hızlı şarj istasyonlarında şarj edebileceğiz bu makineyi Allah nasip ederse. Yani bir operatör bir vardiyasını tam şarja kullanabilecek. Geliyorum. Makine şu anda gördüğünüz gibi çalışır durumda. Oldukça sessiz. Herhangi bir egzoz emisyonu da yok. Şehirlerde de sadece toprakla hafriyat sesini duyacağız çalışırken. Herhangi bir motor sesi gelmeyecek. Aracımızın üzerinde %95 verimlilikle çalışan sabit mıknatıslı 47,5 kW gücünde bir elektrik motoru var. Bu elektrik motorunun tahrik ettiği hidrolik sistem makine ataşmanını çalıştırıyor. Makinenin ataşmanı da akıllı hidrolik sistem verdiğimiz bir sistemle çalışıyor. Bu da dünyada tek. Akıllı hidroliğin en önemli özelliği, operatör ataşmanı hareket çalışabilecek bazı özelliklere sahip. Bunlardan biri çevresel güvenlik sistemi. Bu da dünyada sınıfında bir ilk. Şu anda manevra kabiliyetini de görüyorsunuz. 4 tekerlekten de direksiyon yapabiliyor. Bu sayede kısa dönüş yarış yapında çok daha kompakt hareket edebiliyor. O tekerleklerin ikisi aynı yönde de dönebiliyor. Böylece yengeç diye tabir ettiğimiz yan hareket kabiliyetine de sahip. Operatör isterse normal otomobil gibi sadece ön tekerlekleri de direksiyon yapabiliyor. 3 farklı direksiyon modu bulunmakta. Oraya yanaşacak, şeyi taşıyacak, toprağa atacak. Bu bilgi ekranı sayesinde çevresel güvenlik sistemi etrafındaki araçlarla ve kişilerle iletişim sağlıyor. Görsel ve sesli iletişim sağlıyor. Örneğin trafikte giderken bir araç bu araca fazla yaklaştığı zaman bu bilgi ekranından fazla yaklaşmaması gerektiğiyle ilgili arkadaki sürücü uyarılıyor. Sürekli besliyor. Bu da şu anlama geliyor. Makinenin bütün aydınlatma ekipmanları makine kapalı iken bile kendisini aydınlatarak etrafına güvenli bir şekilde park ettiğini gösteriyor. Bu şekilde sürekli görünür kılıyor kendini. Bu sayede de etrafa karşı güvenli bir park pozisyonu elde etmiş oluyor. Hidromain uluslararası 20'den fazla tasarım ödülü var. Hikon'un da Alman Tasarım Konseyi tarafından verilmiş German Design 2020 ve yine Almanya merkezli IF Design 2020 ödülleri bulunuyor. Dünya çapında birçok prestijli otomobilin ve aracın aldığı ödülleri biz de Hikon'la birlikte ülkemize getirmiş olduk. Hikon'un içerisindeki operatör de aynı bir şehir operatörü, şehir aracı herhangi bir şarj noktasında, hatta evlerde bulunan 220 volt ya da sanayideki 320 voltluk şebeke elektriğiyle de şarj edilebiliyor. Evet, çalışma süresinde gördüğünüz gibi hiçbir ses çıkmıyor. Hatta toprağın bile, Cumhurbaşkanımız çok hassas kullanıyor, sesini duymuyoruz.
Dolayısıyla o eskiden o gürültülü klasik geliyorum, gel, geliyorum. Gel. Pardon. Çok pardon. Al sen, çok güzel. Şunu uzatabilir misiniz ya? Şunu uzatabilir misiniz ya? Şunu satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride gerek dışarıda. Bundan sonra bu işin pazarlamasına var. Teşekkür ederim.